Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün çok anlamlı bir gün. 20 Temmuz 1974, 43 yıl önce. Aslında Kıbrıs Türk'ünün neredeyse aradan, tarih sahnesinden silinmesiyle karşı karşıya kaldığı insanlık dışı muamelelerin ve Yunan cuntasının darbesinin ardından adaya Kıbrıs Türk askerinin barış harekatıyla birlikte Kıbrıs Türkiye için açılan yepyeni bir pencere. Üzerinden 43 yıl geçti. Bağımsız ve egemenliği elinde bir devletiyle birlikte Kıbrıs Türk halkı geleceğe doğru emin adımlarla yürüyor. Pek çok eksiklik var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak, devletin yönetimiyle ilgili, kamu düzeniyle ilgili, günlük hayata dair belki ekonomiyle ilgili çok sıkıntılarımız var belki, ama bunların hiçbiri aşılamayacak sorunlar değil elbet. Bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna tek başına devam etme noktasına mı geldi bilemiyoruz, ama müzakere sürecinin artık sona erdiğini ya da Federal Kıbrıs görüşmelerinin sona erdiği noktasında görüşler var. Türkiye'nin dile getirdiği BBC planları ve BM parametrelerinin geçerliliğini yitirdiği noktasındaki beyanatlar ve yol haritası ile ilgili hem Kuzey Lefkoşa'nın hem de Ankara'nın başlattığı istişare görüşmeleri, istişare toplantıları. Böylesi bir tarihe denk geldi. Aynı zamanda Kıbrıs müzakereleriyle ilgili çıkmaz ve bundan sonraki yeni dönem ve 20 Temmuz'da tabii ki konuşuyoruz. O günlerden bugüne benzeşen, bugüne atıfta bulunabileceğimiz pek çok aslında tarihi gerçeklik var. 15 Temmuz darbesiyle başlayan ve 20 Temmuz barış harekatıyla başlayan süreç bizi bugünlere getirdi. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini, tanınmışlığını, önündeki ambargoları, izolasyonları kaldırılması noktasındaki girişimleri konuşabilecek noktaya nihayet geldik gibi görünüyor. Hem tarihten bazı pencereler açacağız sizlere, hem de çok değerli konuğumuzla eski müzakereci ama yıllarını Kıbrıs müzakerelerine adamış bir isim Sayın Osman Ertuğ ile birlikte olacağız. Programa başlamadan önce dilerseniz isterseniz 15 Temmuz sonrasında yaşananlarla ilgili olarak bir VTR'miz var, onu izleyelim. About 3 minutes past six, 4 minutes past six, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. İnşallah ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. And the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Anna. Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
Evet, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesi yılları sonrasında Barış Harekatı'nın ardından dünyanın aklı başına gelmiş ve Birleşmiş Milletler hemen apar topar Cenevre'de görüşme masasını kurmuştu. O masadan bir türlü kalkamadık. Aslında o masadan bir sonuç elde etmeyi istedik. Adilane, sürdürülebilir bir çözüm elde etmeye çalıştık ama bunu başaramadık. Peki Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın aklı neredeydi 63 ve 74 yılları arasında? Sadece iki toplum arasında, daha doğrusu çatışmaları önleme noktasında Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Türklerin hakları ile ilgili ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden alınan hakları ile ilgili olarak dünya neredeydi? İşte bir kez daha görmüş olduk. Barış Harekatı'nın ardından dünyanın nasıl paniklediğini, Türkiye'nin, Türk askerinin Kıbrıs Türk Mücadelesi ile birlikte buradaki başarısına karşısında yaşadıkları ve ardından gelen Cenevre süreci ve tabii ki ikinci harekata uzanan ve sonrasında bugünlere gelen süreç. Sayın Ertuğ, biraz bir giriş yapmak istedik. Evet. Mutlaka sizlerin çok daha anlamlı, çok daha önemli söyleyecekleriniz vardır ama bugünlere kolay gelmedik. Dünden bugüne ve yarınlara mutlaka çıkartılacak mesajlar vardır. Şu VTR'yi bile izlediğimizde kendimize bir şeyler çıkartmaya çalıştık ama isterseniz önce o günlere bir gidelim. Evet. 15 ve 20 Temmuz 1974 tarihleri. Çok uzak bir tarih değil. Hala etkilerini yaşıyoruz. Ya, tarihte kısa bir tarihte sayılabilir. Neler yani, söylemek istersiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Böylesine anlamlı bir günde sizlerle ve halkımızla bir şeyleri paylaşabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. O günlerin heyecanını yine hep birlikte yaşıyoruz. Bugün çok güzel törenler yapıldı yine. Dolayısıyla ben gerek halkımızın gerekse anavatan Türkiye'nin ve bütün Türk dünyasının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Sizleri tabii, sizlerin de bayramını kutluyorum. Bütün çalışanların, diyalog televizyonu ve tabii yayın organları, gazetesi her zaman görüşlerimize bizlere yer veriyor. Onun için de müteşekkiriz. Tabii o günlere dönüp bir baktığımızda gerçekten ne kadar tarihi dönüm noktaları yaşadığımızı da görüyoruz. Ben yani evet, belki Cenevre'de başlayan o tarihlerde görüşme bugün başka bir şekilde sonuç vermedi ama ben yine de elde ettiklerimize bakmakla aslında başlamak istiyorum. Yani o günler bizi nerelere getirdi? Bir kere 1974 Barış Harekatı, rahmetli kendisini tabii şükranla yad ettiğimiz dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve tabii Necmettin Erbakan, çünkü koalisyon hükümetiydi. Bir koalisyon hükümeti olarak bu kararı aldılar. Ve yaptıkları harekat, yapmaya karar verdikleri ve birlikte gerçekleştirdiğimiz bu harekat, daha sonra iki kesimli, iki toplumlu federasyon tezi için, ki tabii bu artık bana göre tükenmiştir ama yıllar yılı yaptığımız görüşmelerin zemini o günlerde oluştu. Yani o iki kesimlilik, Türk ve Rum nüfusunun birbirinden ayrılması, Türklerin kendilerini güvenli bir bölgede, kendilerine bir yaşam alanı yaratılması. Çünkü o günlere gelene kadar biliyorsunuz adanın %3'üne sıkıştırılmış bir topluluktan bahsediyoruz. Evet, kendi örgütlerini kurdular ama tam teşekküllü bir yapısal, bir siyasi açıdan yapısal bir konuma getiremediler kendilerini. Çünkü tabii bölük pörçük adanın çeşitli yerlerinde olan bir topluluktuk. Ama Barış Harekatı'ndan sonra yaratılan güvenli bölgede o günün coğrafyasını yarattık ve bu tabii devletimizin de ileride 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de coğrafi temelini atmış oldu ve siyasi olarak da bu tür bir uzlaşıya hazır olduğumuzu o günden sonra deklare ettik. Fakat ne oldu? Sonuçlanmadı. Tabii bunu daha sonra tartışacağız. Ama dediğim gibi yani elde ettiklerimize bakacak olursak, bir bu tür bir harekette bulunmasının Türkiye'nin yine uluslararası ilişkilerde geçerli olan realpolitik dediğimiz, yani icabında sizin siyasi olarak, diplomatik olarak istediklerinizi eğer sürekli olarak karşı taraf bunları kabul etmiyor ve onunla da kalmayıp onları gasp etmeye çalışırsa sizden, bunları ancak güç kullanarak, yani diplomasi ancak güç tarafından desteklendiği ölçüde. Bu gücü her şekliyle, yani askeri güç, yumuşak güç ve diğer şekilleri gücün. Ama bu gücü kullanmadan
istediğiniz noktaya getiremeyeceğinizin başta çıkarılması gereken ders olduğunu da bu şekilde gördük ve anladık. Rahmetli Ecevit bunu çok iyi biliyordu. Çünkü kendisi biliyorsunuz Henry Kissinger'in de Amerika'nın daha sonradan Dışişleri Bakanı olmuş. O dönemde de Dışişleri Bakanı'ydı. Henry Kissinger'in ile bir bağlantısı da vardı ve Henry Kissinger'in felsefesini de çok iyi bilen birisiydi. Yani niye onu gündeme getiriyorum? Çünkü Kıbrıs Rum tarafı sürekli olarak bunun bir Amerikan komplosu olduğunu tabii söyledi durdu. Ama aslında olay şu, uluslararası alanda eğer geçerli olan real politiktir ve eğer siz bunun kurallarını tamam uygulamazsanız o zaman kaybeden taraf olursunuz. Ecevit bunları çok iyi biliyordu ve bunun kurallarını uyguladı. Ve bugün bu yapılan, gösterilen fedakarlıklar, özveriler sonucu biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına geldik. Bunun temelleri 1974 Barış Harekatı ile atılmıştır. Bunu burada tabii şehitlerimize Allah'tan rahmet, şükranlarımızı ifade ederken, gazilerimize şükranlarımızı ifade ederken bunu da hatırlamakta ve söylemekte yarar görüyorum. Şüphesiz ki. Sayın Ertuğ, dilerseniz zaman zaman da pencereler açalım. Tabii. Barış Harekatı'nın 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı gerçekleştikten sonra merhum Başbakan Ecevit'in hani o ilk açıklaması ayaküstü gazetecilere ve dünyaya vermiş, evet, olduğu mesajın ardından daha geniş kapsamlı bir değerlendirmesi olmuştu. Barış Harekatı ile ilgili Sayın Ecevit'in o dönem ikinci açıklamasını hazırlattık TRT arşivlerinden. İsterseniz bir tabii onu izleyelim. Senin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Kıbrıs topraklarındaki görevlerinin başındadırlar. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru akmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağarırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır. Kıbrıs'taki son Yunan harekatı yalnız bir hükümet darbesi değildi. Onun da ötesinde bağımsız Kıbrıs devletini temelinden yıkmayı amaçlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal dayanakları niteliğindeki anlaşmaları çiğneyen bir hareketti. Türkiye'nin davranışı ise bir garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalara göre Kıbrıs'ın bağımsızlığından, toprak bütünlüğünden, anayasal düzeninden sorumlu bir devlet olarak Türkiye'ye düşen bir yetkinin ve görevin yerine getirilmesidir. Türkiye bu harekata geçmeden önce başka her çareyi denemiştir fakat sonuç alamamıştır. Bilindiği gibi Türkiye, Yunanistan'la arasındaki her sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışmak, her alanda Türk-Yunan işbirliğini gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmuştur fakat karşılık görememiştir. Kıbrıs'ta zorbalıkla ve meşruluk dışı yollardan yaratılan kuvvet dengesizliği bu harekatla giderilmiş olacaktır. O zaman, ancak o zaman Türkiye, hakkın değil kuvvetin dilinden anlayanlarla Kıbrıs sorunu içinde müzakereyi kabul edecektir. Yalnız Türklerin değil, müstevli durumundaki kendi soydaşları elinde özgürlüklerini ve can güvenliklerini yitiren Rumların da kurtarıcısı olarak Kıbrıs'a giden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini, bütün ada halkını ve yüce Türk ulusunu Allah korusun. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki zaferi haklılığın zaferi olacaktır, barışın zaferi olacaktır, kardeşliğin, özgürlüğün zaferi olacaktır. Türk'ün yalnız savaşçılığını değil, insanlığını da bir kez daha bütün dünyaya gösterecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı kutlu olsun. 43. yılda da biz sesleniyoruz. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin harekatı kutlu olsun diyelim. 43 yıl geçmiş bu konuşmaların üzerinden ben daha dünyada yokken. Bunlar önemli. Ama şu noktaya getirmek isteriz. Merhum Ecevit'in de söylediği gibi Türkiye bütün girişimleri yaptı.
Evet, İngiltere'ye gitti. Evet. Hem de Londra anlaşmalarını... davetsiz olarak hem de evet, İngiltere'ye evet, gitti ona rağmen. Evet. Ve ortaklaşa gelin birlikte müdahale edelim. Bu kan dökülüyor, bunu durduralım. Fakat İngiltere sanırım o dönemde de ve şimdi de yani esas kaygısı üsleridir biliyorsunuz, İngiliz üsleri. Fakat ne gariptir, kendilerine burada üs bulundurma hakkı gören bir devlet, Türkiye'nin burada asker bulundurmasına böyle adeta zaman zaman, gerçi açıkça karşı çıkmıyor ama böyle zaman zaman Rumların tezlerine güvenlik ve garantiler konusunda biliyorsunuz ona yaklaşan böyle ifadeler falan, işte isterseniz biz bırakırız falan filan gibi laflar ediyor. Ama esas kaygısı İngiltere'nin her zaman üstleri olmuştur. Bu bir gerçek. 20 Temmuz'a dönelim. Barış Harekatı'nın ardından daha sonra görüşmeler var. Ama bu arada Makarios'un çağrısı da çok önemliydi aslında. 19 Temmuz yani darbeden 5 gün sonra tabii İngilizler kurtarıyorlar Makarios'u. İngiliz üslerine kaçıyor ve oradan neticede New York'a varıyor. Ve Güvenlik Konseyi önünde Birleşmiş Milletler'in orada bir konuşma yapıyor. Bu aslında tarihi bir konuşmadır. Çünkü Makarios orada Kıbrıs'ın Yunanistan'ın işgali altında olduğunu, Yunan cuntasının diktatörlüğünü Kıbrıs'a kadar getirdiğini söylüyor, yaydığını söylüyor ve diyor ki bunun neticesinde bütün Kıbrıs halkı diyor, Türkler ve Rumlar diyor dönüp, herkes diyor bunun neticelerinden büyük zarar görmektedir diyor. Yani açıkça dökülen kanın sadece Rum kanı değil Türk kanı olduğunu da söylüyor aslında Makarios. Yani Barış Harekatı işte ondan bir gün sonra başlıyor. Evet. Yani düşünün bu koşullarda Türkiye, zaten Türkiye'nin önünde aslında 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluk da vardı. Ve Türkiye bu sorumluluğunu yerine getirmiştir. Ya o da neydi? İşte bu Enosis'i engellemek ve bu Enosis engellenmiştir. Kıbrıs Türk halkının toplu katliamlara uğramasının önüne geçilmiştir ve Kıbrıs Rum halkı arasında darbeciler ve diğerleri olmak üzere olan çatışmalar, dökülen kan durdurulmuştur. Bunun yanında Yunan cuntası Kıbrıs'ta başarılı bir şekilde Türk Barış Harekatı'nın karşısında duramayınca, yani askeri açıdan bir şey yapamadığı için Yunan cuntası bu defa devrilmiştir. Ve Yunanistan'a bu demokrasi getirmiştir sonuçta. Yani bütün bu olumlu sonuçları ile tarihe geçmiştir Türk Barış Harekatı. Bunu dolayısıyla bir istila ve işgal sorunu olarak, yani bugün hala daha yapmaya çalıştıkları gibi bunu böyle tanımlamaya çalışmak tabii Kıbrıs Rum propagandasının bir eseridir. Birleşmiş Milletler neden birinci harekatın hemen ardından bunun bir işgal girişimi olduğu noktasında bir... Hiç öyle bir şey yoktur. Birleşmiş Milletler'in hiçbir beyanında veyahut da herhangi bir belgesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na bir istila ve işgal olarak atıf yoktur. Onlar müdahale ediyorlar. Çünkü yasal olarak, hukuki açıdan baktığınızda bu bir müdahaledir. Yani bir nötr bir kelimedir. Birleşmiş Milletler bu konuda nötr bir kelime kullanıyorlar. Yani müdahale ediyorlar. Barış Harekatı demiyorlar bizim dediğimiz gibi ama istila ve işgal de demiyorlar. Fakat Kıbrıs Rum tarafı sanki de Birleşmiş Milletler bunu diyormuş gibi bir hava yarattılar. Bu aslında bunun aslı astarı yoktur. Sebebi de şu, şimdi kendiler diyelim ki bir mektup yazıyor. İçinde işgal ve istila geçer. Birleşmiş Milletler o mektubu yayınlar. Ama bizim içinde Barış Harekatı dediğimiz mektupları da yayınlar Birleşmiş Milletler. Bu demek değildir ki kendi resmi lisanında Birleşmiş Milletler bunu bir veya öteki tarafın dediği gibi görür. Birleşmiş Milletler kendi hukuk açısından kendine göre nötr bir noktada durarak bir doğru tanımlama yapma yönüne gider. Tabii her şeyi doğru yaptığını söylemiyoruz burada. Muhakkak ki çok büyük hataları var. Örneğin yani Kıbrıs hükümetine, sözde Kıbrıs hükümetine 1964 sayılı kararda atıf yapmasın. Ve aradan geçen bu 53 küsur yıl ne kadarsa o zamandan bu yana kadar aynı şeyi tekrarlayıp durması çok büyük bir hatadır. Ve Kıbrıs meselesini baştan çözümsüz hale getirmiştir. Çünkü siz o sandalyeyi işgal ve istila eden tarafı, yani Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs Türklerini bu hükümetten silah zoruyla atan, evlerinden atan ve 11 yıl süreyle onları bir adeta böyle bir kuşatma, esir hayatı, kuşatma altında açık tutan, her tür açık hava hapishanelerinde tutan bir tarafı sürekli olarak hükümet olarak tanımlarsanız
Bu tarihi bir hatadır ve bu onlara Kıbrıs meselesini eşitlik bazında çözmek için herhangi bir neden bırakmaz. Yani hataları var, ciddi hataları var Birleşmiş Milletler'in. Bir tanesi de burada bulundurdukları barış gücünün sadece Kıbrıs Rum tarafıyla bir statü anlaşması imzalamış olmasıdır. Evet. Halbuki çatışmaya taraf her tarafla benzeri bir anlaşma imzalaması gerekir. Biz bunun zaman içinde ısrarlı olduk. Belirli noktalara geldik ancak sonradan yine siyaset girdi işin içine ve maalesef bu gerçekleşmedi. Ama barış gücü bugün artık statükonun bir parçası haline gelmiştir. Maalesef. Ve maalesef Kıbrıs Rum tarafının adeta paralı askerleri haline gelmiştirler. Sanki Kıbrıs Türk tarafı bir devletin içerisinde isyan çıkartarak sulhu Türkiye'de yapılmaya çalışıldığı gibi bozmaya çalışarak, örgütlenerek, hatta tırnak içinde bir terör örgütü kurarak devleti bölme çabaları gerçekleştirmiş de Birleşmiş Milletler buna müdahale etmiş. İşte çatışmayı, gerginliği durdurmak için bir tampon bölge oluşturmuş ve tekrardan işte bunun ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma düzeni var gibi bir bakış açısı da var. Ama 11 yıl boyunca Kıbrıs Türklere yapılan, tabii ki bunun bir de öncesi 60-63 yıllarında her şey gürlük gülistanlıktı diyebilir miydik? O da bir başka kesinlikle tartışma konusu. Kesinlikle değildi. Yani bütün bunlara göz yumulması ya da bütün bunların yok sayılması anlamına gelir. 64 kararı değil mi efendim? Onu söylüyorsunuz. 1964 kararı bütün bu, gerçi bunları raporlar yazıyor. Yani Birleşmiş Milletler raporları Kıbrıslı Türklere yapılanları aslında o dönemde 63-74 arası açık açık yapıyor. Yani iyi ki hiç olmazsa raporları olsun, o dönemde doğru yazdılar. Ama yaptıkları temel hata, bu yapılanın dediğiniz gibi adeta bir işte bir isyan hareketi. İç ama sorun, iç ama mesele, evet, iki toplumlu olması gereken bir devlet, bir devletin bir unsuru öbür unsuru dışarıya atıyor. Ama o unsur hala daha Kıbrıs hükümetiymiş gibi, anayasal Kıbrıs hükümetiymiş gibi bir muamele görüyor. Esas hata buydu. Bu tabii zamanın büyük devletlerinin, ki bunu inadı sürdürüyorlar, o devletlerin kendi çıkarlarına hizmet ettiği düşüncesiyle aldırdıkları bir karardı. Türkiye'ye verilen sözlerde tutulmadı. Çünkü sözde yasal Kıbrıs hükümetinden bahsedeceklerdi ve iki tarafa eşit muamele yapacaklardı. Bu hiçbir zaman böyle olmadı. Evet. Bir diğer üzerinde durulması gereken husus da birinci ve ikinci hareket arası. Çünkü ne diyor bazıları, yabancı diplomatlar diyorlar ki tamam birinci hareket yerindeydi ama ikincisine gerek var mıydı? Şimdi o zaman biz diyoruz ya, o zaman Kıbrıs'ı Türklere karşı yapılan katliamlara bakın. Murat Ağa, Sandallar, Atlılar ve daha diğer yerlerde o dönem arasında yapılan katliamlar gösteriyordu ki Kıbrıs Rum tarafı bir yerlerden de, tabii Yunanistan başta olmak üzere, yardım bekleyip Cenevre konferanslarında bunu tabii bir safsaklama içerisine girip hiçbir şeyi kabul etmeme, ki benzeri taktikleri bugün siyasi alanda sürdürüyorlar. Evet. Yine ayak sürüyerek, belli yerlerin müdahalesini bekleyerek Türkiye'yi o dönemde barış hareketiyle yarattıkları üçgenin içerisine sıkıştırıp bırakmak. Bu arada da güneydeki Türkleri, kaçamayan veyahut da bir şekilde sıkışıp kalmış Türkleri adeta rehine olarak almak. Türkiye bunu gördü tabii. Maalesef. Katliamlar başladı. Bahsettiğim köylerde özellikle katliamlar başladı. İkinci harekat hem insani açıdan hem askeri açıdan her açıdan mecburi hale gelmişti. Yani kaçınılmazdı artık. Dolayısıyla Türkiye ikinci safhasını başlatmış oldu barış harekatının ve bugün bugünün içinde yaşadığımız coğrafyada bu şekilde oluşmuş oldu. Maalesef. Bir dakika içerisinde 15 Temmuz'un ardından kısaca bir gazete manşetlerine tabii bakalım efendim. Bugün tabii için derlediğimiz gazete manşetleriydi. Darbenin ardından ilk gün 16 Temmuz'un manşetinde Milliyet'te Kıbrıs'ta darbe olduğu makaryosunda akıbetinin ne olduğunun bilinmediğini, darbecilerin de EOKA'cı Samsan'ı Cumhurbaşkanı ilan ettiği Türk kamuoyuna, Türk halkına böyle duyurulmuş. Evet. Ecevit de bunun bir Yunan müdahalesi olduğunu ilan etmiş ve çeşitli haberler, mesajlar var. Bir yorumumuz varsa yoksa bir sonraki güne geçelim. Şöyle bir yorumum buyurun var. Makarios, tabii İngilizler kaçırdı Makarios'u, üstlere kaçtı. Evet. İngilizler onu alıp götürdü, korudular açıkçası. Sonra da New York'a gitti, dediğim konuşmayı yaptı. Yunanistan işgal etti dedi Kıbrıs'ı. Nikos Samson bu arada, ki 5 günlük bir dönem işte Kıbrıs Rum toplumunun başında kaldı. Evet. Tabii bir darbeci olarak ama yani kontrol ondaydı.
şunu söyledi ondan sonra. Bir itibar toplayabilme şansı oldu mu yani Rum kamuoyuna ya da Rum yani sizce... Tabii ki arkasında muazzam bir güç vardı ve Yunanistan vardı. Tabii ki yani arkasında birileri olmasaydı Makarios'u bu şekilde yani kaçıramazdı. Yani çok çok sayıda evet. zayiat da oldu. Ama Nikos Samson bu süre içerisinde daha sonraki bir açıklamasında şöyle diyor. Enosis'i tam deklare etmek üzereydim ki işte olan oldu. Müdahale oldu. Evet, müdahale oldu. Ve bırakmak zorunda kaldım diye bir itirafı vardır. Nikos Samson'un bu da kayda değer. Ve aynı zamanda kendisi yaptığı konuşmalarda Hellenic Republic of Cyprus, Kıbrıs Elen Cumhuriyeti ifadesini de kullandı. Yani bunlar bazıları çünkü özellikle yabancı çevrelerden bazı kişiler belki işte yasallığını tartışmak isterler. Şimdi yasallık hangi yasallık? Yani düşünün siz Kıbrıs Elen Cumhuriyeti diye bahsediyor adam artık. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Bundan bir sonraki adım da diyor Yunanistan'la birleşmekti. Yani Kıbrıs bir bağımsız devlet olarak tamamen ortadan kalkacaktı. Evet. Yani bırakın Elen Cumhuriyeti falan hiç böyle bir şey kalmayacaktı. Bir bağımsız bir şey olmayacaktı. Yunanistan Junta ile birlikte bütün buralarını yani Kıbrıs'ı da bir Elena adası haline dönüştürmüş olacaktı eğer Türk müdahalesi olmasaydı. Peki bir sonraki gazete hazırsa hemen arka arkaya hızlıca geçelim. Bunlar önemli. Bunları hep bir dönem bunlar okundu evet. belge olarak da bugün karşımızda. Bu da sanırım 17 Temmuz'un manşeti olsa gerek. Ecevit Wilson'dan ortak müdahale istedi. Evet. Londra ziyaretindeki talebi. Yanılmıyorsam. Garanti antlaşmasında evet. öyle yazıyor. Evet. Ortak veya tek yanlı müdahale hakkı Wilson, veriyor. Makarios'a garanti anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi demiş gazete o evet. dönem. Evet. Devam edelim hızlıca eğer diğerleri de mümkünse. Arka arkaya bir başka manşet. Ecevit çözüm için artık zaman çok dardır diyor. Kissinger'ın yardımcısı Sisko ile ikinci kez görüştü ve durumu vahim olarak nitelemiş. Darbeden ilk fotoğrafta Türkiye kamuoyuyla paylaşılmış tankların evet. Lefkoşa sokaklarındaki geçişi. Ecevit'in önerileriyle Atina'ya giden Sisko bugün de Ankara'ya geliyor denilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturum gerçekleştirmiş. Yeşil hatta gerginliğinin olduğu belirtiliyor. Mücahitler de alarmda. Devam edelim. Yine mesajlarınız varsa evet. arkasından bilemiyorum ama. Tabii hayır bunlar tarih evet. yani çok güzel evet. hatırlanması gereken anılar. Evet devam edelim bir sonraki manşetlere. Bu kez Hürriyet var karşımızda. Yine 15 Temmuz'un ardından muhtemelen 18 Temmuz. Her şey salı gününe kadar belli olacak denilmiş. Yunan savaş birlikleri sınırımıza doğru harekete geçti. Bulgaristan, Yunanistan yani. Sınırına da bir hareketlenme olmuştu. Türkiye teyakkuzdaydı. Tabii bu işte buyurun. Biraz saptırma harekatı gibi. Yani Türkiye oraya güç yani yığsın diye herhalde evet. ve Kıbrıs'a etkili müdahalede bulunamasın. Amerika'nın arabuluculuk teklifi reddedilmiş. Ecevit artık beklemeye sabrımız kalmadı diye sert mesajlar veriyor. Net mesajlar. Şimdi Amerika vermiş. Çok ciddi olsaydı yani bu konuda aslında şunu söylemek lazım. Ben bunu Amerikan basınında da gördüm o dönemde. Kissinger kendisi gelirdi en azından. Joseph Sisko'yu göndermezdi. Yardımcısını gönderdiğine göre işte git bir bak bakalım neler oluyor oralarda. Uzlaştırmaya çalış vesaire ama yani en üst düzeyde bir müdahale yapmadı Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü zaten görüyordu ki Makarios'un Moskova ile yaptığı flört artık evet. Amerikan çıkarlarına zarar verir noktaya gelmişti. Evet bunu gördüler en sonunda bunu ama gördüler. Tabii iş işten geçti. Devam edelim bir sonraki gazeteyle. Bu 19 evet. Temmuz'du. Artık son denemeleri, Türkiye'nin sabrının sona erdiği nokta. Ve çıkarma gemileri Akdeniz'e açılır. Evet. Tabii ki bu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Bu arada Türkiye'nin şaşırtma hamleleri var. Adanın kuzeydoğusundan bazı birkaç 5-6 küçük geminin hareketi bir çıkarma olarak, bir çıkarma algısı Mausa'dan yaratıyor. Mausa'dan bekleniyordu. Evet, Mausa'dan bekleniyordu. Ancak kuzeybatıdan geldi. Sürpriz yaparak doğrudan Girne'den yapıldı. Evet. Ecevit Sisko görüşmesi sabaha karşı başladı Ankara'daki görüşme. Bu arada Bakanlar Kurulu savaş için tam yetki istemiş o dönem. Evet Yunanistan'ın 680 subayının değiştirme teklifinde reddettik demişler Yunanlı subaylarla ilgili. Mesajları böyle birlikte okuyoruz. 19 Temmuz'un manşeti böyle evet. ve 20 Temmuz. Evet. Mehmetçik Kıbrıs'ta. Evet. Türkiye'de uzun bir dönemdir.
63'lerden sonra Büyük İstanbul Ankara mitinglerinde biliyorsunuz 10.000'lerin katıldığı Kıbrıslı Türklere uygulanan katliamlarla ilgili yaratılan infialarla beraber Türk kamuoyunda çok ciddi sesler yükselmeye başlamıştı. Tabii. Ve bu yıllar yıla devam etti bu sesler ve nihayet Türkiye adaya harekat gerçekleştirebildi. 20 Temmuz'un manşeti Allah'ım insanları felaketten korusun şeklinde. 20 Temmuz'un ardından tabii ki evet. Mehmetçik Kıbrıs'ta Türk paraşütçüleri Yeşilada'ya iniyor. Bir Rum hücum botu batırıldı. Türkiye'de 14 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Bilmiyorum. Şimdi ben yine yabancı basına atıfta bulunarak isterseniz bir şey. Bunlar tabii kendileri zaten her şeyi koyuyor ortaya açıklıkla. Şöyle bir şey okumuştum o dönemde hatırlıyorum. Türkiye'nin yani müdahale ettikten sonra başarılı olması neredeyse buna kesin gözüyle bakılıyordu. Önemli olan müdahale edebilip edemeyeceğiydi Türkiye'nin. Ha, niye böyle söyleniyor? Çünkü biliyorsunuz 1964'te olanı, meşhur Johnson mektubunu. Maalesef. 63 evet. saldırılarından sonra Amerika'nın işte Rusya veyahut da o dönem Sovyetler Birliği eğer sizin müdahalenize karşı bir harekat, bir askeri tedbir alırsa ben sizi yani NATO çerçevesinde korumam. Bu NATO dışı bir harekattır demeye. Üstü kapalı bir tehdit aslında. Üstü kapalı bir tehdit. İnönü'ye. Biliyorsunuz o ne kadar yani Türk-Amerikan ilişkilerine ne kadar yansımış, menfi bir darbe vurmuş bir sözdü. Meşhur Johnson mektubu. Ondan sonra tabii Türkiye biliyorsunuz, Türkiye kendi. O dönemde tabii Türkiye bu şekilde bir hareket yapacak konumda da değildi. Evet, askeri açıdan çünkü eksiklikler vardı. Eksiklikler vardı. Ondan sonra kendi ulusal askeri endüstrisini kurdu ve buralara geldik. Evet. İyi ki gelmişiz çünkü evet. 74'te dediğim gibi yani yabancı basın dahi diyordu ki Türkiye kesinlikle başarılı olur. Ancak yapabilip yapamayacağı yani irade önemliydi. Ve bunu Time mi? Dergisi gibi saygın bir dergi söylüyor. Evet. Bir sonraki gazete varsa devam edelim. Barış Harekatı'nın ardından yansıyan manşetler. Bilmiyorum bunları böyle değerlendirmek güzeldir diye düşünüyorum. Sizinle beraber bunları okuyabilmek, konuşabilmek çok önemli. Ve zafer, bu bir bayramdır. Evlerinize bayrak asın. Lefkoşa dün düştü. Mehmetçik, Limassol, Mausa ve Baftan adanın içine doğru ilerliyor. İki hücum bot batırdık. Yunanistan'da isyan çıktı. Ecevit, Türk uçakları bomba değil, iyi niyet mesajları atıyor. Bunların her birinin üzerine neler neler yazılır, ne kitaplar aslında yazılır. Aslında ben o dönemde şunu, evet doğru yani... rahmetli Ecevit'in yani kamu diplomasisini belki o çok daha ön sıralarda değildi bu tür ibareler yani kamu diplomasisi falan günümüzde çok çok önemli bir noktaya geldi. Ama o dönemlerde daha yani bu kadar ön saflarda olmayan bir konuydu. Ona rağmen rahmetli Ecevit'in buna ne kadar önem verdiğini, bunu nasıl takdim etti, barış harekatı demesi bile... Sonra dönüp işte sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için gidiyoruz demesi falan hakikaten böyle duygusal uluslararası değil, ilişkileri değil mi? Evet. takip eden bizler gibi insanların daha o dönemde ya ne kadar uluslararası toplumun anlayacağı bir lisanla ne kadar güzel ifade ediyor bunları diye evet. gururla izlediğimiz şeylerdi. Yani bugün kamu diplomasimiz tabii önünde çok büyük zorluklar bulunmaktadır. Yani gene takdim açısından çünkü karşı tarafın çok büyük bir propaganda silahı var elinde. Evet. Ona karşı durmak da tabii her ülkenin... Ve destekçileri de ortada. Ve destekçileri de var, lobileri var. Bugün daha da büyük bir önem kazanmıştır. Yani biz o harekatla kazandıklarımızı bugün karşı tarafın propagandasıyla erozyona uğratılmasına, yanlış algılar yaratılmasına izin vermememiz gerekir. Evet. Bu konuda çok daha fazla, çok daha enerjik atılımlar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ve sanıyorum ki bu gidiş gelişler şimdi işte anavatandan ziyaretçiler yani ortak akılla ortak bir yol haritası yapılmaya çalışılıyor. Onu hissediyorum, görüyorum. Onun haberlerini alıyoruz. Yani inşallah en doğrusu saptanır ve vakit geçirmeden bu konuda da büyük atılımlar içerisine gireriz. Umarız. Evet, varsa bir iki tane daha hızlıca geçelim hemen şöyle. Evet, çıkarmadan ilk resimler kamuoyuyla paylaşılmış Türkiye'de. Barış Harekatı'nın çıkarma plajında gemilerin Girne koyundaki görüntüleri paylaşılmış. Evet. Ateşkesi sağlamak ve Türk-Yunan Savaşı'nı önlemek için çabalar yoğunlaştı.
Kıbrıs'a çıkarma yapmak isteyen Yunan gemileri geri çevrildi. Devam edelim mi hemen? Yine evet, siz isterseniz konuşabiliriz tabii üzerine. Bir sonrakine de bakalım ve gazete faslını kapatalım. Topyekün savaş ihtimali de var. Bafa asker çıkaran 3 Yunan gemisi batırıldı. Cumhurbaşkanı Koru Türk söz Türk askerin demiş. Şehitler paylaşılmış. Girne Limanı artık bizim. Türk-Yunan alayları çarpıştı. Kissinger 3 defa Ecevit'te görüştü. Rumlar Türklere katliam yaptı. Diğer alt başlıklardı. Bir başka varsa son. Atina'da darbe oldu. Harekatın ardından junta devrildi, bahsetmiştik az önce. Evet. Ateşkes başladı hocam. Evet. Ateşkesin Kıbrıs'taki karşılığı nasıl oldu? Kıbrıs Türk'ü nasıl baktı ateşkese? Siz ne dersiniz? Yani bir mesaj verebilir misiniz? Şimdi ateşkese nasıl baktı? Şimdi ateşkes olduktan sonra biliyorsunuz çok sayıda Türk, yani bir ara aslında hepimiz endişe ettik. Yani onu söyleyeyim. Özellikle birinci harekattan sonra büyük endişeler doğdu. Çünkü dediğim gibi Türk askeri bir üçgen içerisinde sıkışmış bir vaziyetteydi. Ve bu uzun süre devam edemezdi bu şekilde. Onun yarattığı endişe vardı. Evet. Ve aldığımız haberlerde güneyde katliamlar olmakta olduğu, 10 bin civarında Kıbrıs Türk'ün kuzeye kaçamadığı vesaire, yani endişeler vardı. Fakat bu da nüfus mübadelesi anlaşmasıyla giderildi. Yani biz ateşkeste Türkiye Kıbrıs'ta herhangi bir toprak elde etmek için değil, aksine barışı getirmek ve Kıbrıs Türk'ü için güvenli bir yaşam alanı oluşturmak. Yani barış harekatının esas nedenleri bunlar. Dolayısıyla bizim ateşkes konusunda tabii ki herhangi bir sıkıntımız yoktu. Sıkıntımız yalnız neydi? Güneyde kalan Kıbrıslı Türkler. Evet. 10 bin civarında Türk. Bu da siyasi yollardan. Ama yine arkasında bir güç olduğunu bilmesi nedeniyle Kıbrıs Rum tarafının. Yani ben bunu rahmetli kurucu cumhurbaşkanından hep dinledim. Şöyle diyordu, yani Kıbrıslı Rumlar engelliyorlar 10 bin kadar Türk'ün kuzeye gelmesini. Esir kampları. Esir kampları, bu arada katliamlar, katliam maalesef haberleri vesaire. Sonra bazı kişileri, Rum taksi şoförleri alıp kuzeye getireceğim diye dağ başlarına götürüp öldürüyorlar Kıbrıslı Türkleri buraya getirmektense. Dolayısıyla Kliridis'e zamanında diyor ki, bakın ben radyo kanalıyla, o dönemde biliyorsunuz internet falan yok, radyo kanalıyla ben bir çağrı yapacağım. Aynı anda bütün güneydeki Türkler kuzeye gelmeye başlayacaklar. Çıkacaklar evlerinden, yerlerinden kuzeye gelmeye başlayacaklar şu veya bu şekilde. Ve eğer siz bunları durdurmaya kalkarsanız veya katliama kalkarsanız, o zaman ben Türk Hava Kuvvetleri'nden yardım isteyeceğim bunu durdursun diye. Bunun üzerine mecbur kalıyor Kıbrıs Rum tarafı. Geriye kalan Türklerin de nüfus mübadelesi anlaşmasıyla kuzeye geçmesine müsaade ediliyor. Evet. Larnaka'da da çok ciddi anlamda. Özellikle aslında akıncılardaki ilerleme neredeyse bazı yerlerdeki ilerlemeler, evet, benim kendi bölgem dahil bazı yani yerlerdeki ilerlemeler Arazi'deki yiğitler. Evet, Mesarya, Güney Mesarya. Bazı işte tabii yerel komutanlar, Arazi'deki komutanlar ve yerel diyelim önderlerin, orada mücahitlerin ısrarı üzerine ve aynı zamanda yerel komutanların, Arazi'deki komutanların aldığı inisiyatifle bazı köyler kurtarılmıştır ve o çizgide duruldu. Yani çünkü tabii savaş koşulları, her şeyi böyle yani bir anda kesip atamazsınız. Yani zınk diye durmuyor bir şey. Çünkü bir şeyler oluyor orada. Tehditler oluyor, katliam oluyor, evet, şu oluyor, bu oluyor. Dolayısıyla yani böyle durumlar da olmuştur. Yani Arazi'deki komutanların da inisiyatifiyle bazı yerler bugün tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisindedir. 63'ten 74'e kadar yapılan katliam girişimleri, soykırım planları, evet, Kıbrıs'ı Türklerin elinden alınan haklar, %3'e sıkıştırılan getolarda açık hava hapishanesine dönüştürülen Kıbrıs Türklerin hayatları, ellerinden alınan hayatlar. Bunlar dünya kamuoyunda yer bulmamış. Birleşmiş Milletler'de büyük ses getirmemişti belki de. Birleşmiş Milletler evet tabii ki müdahildi ama 64'te sonrasında tabii ki faydası da oldu. Belki bazı katliamları önledi nispeten.
faydasız olduğunu söyleyemeyiz ama nedense Türk müdahalesine kadar ciddi bir ilgi çekmedi. Bu biraz bizim milli karakterimizdendir. Biraz da bütün iletişim araçlarının o dönemde Kıbrıslı Rumların elinde olmasındandır. Maalesef, evet. Yani bunlar ancak onun için diyoruz bu Birleşmiş Milletler raporları aslında çok kıymetlidir okuyup anlamak isteyenler için. Evet. Ama genel kamuoyu açısından bugün yani gerçeklerin değil algıların önemli olduğu bir ortamda tabii ki bu yeterli değil. Yani bunun çok daha iyi anlatılması lazım, doğrudur. 63-74 arasını söylediğimizde daha geçen gün yine yabancı gazetecilerle konuştuk. Bir briefing verdik kendilerine beş parmak grubu olarak. Şimdi bazıları biliyor burayı. Onun için onlara söylediğinizde neler çektiğinizi biliyoruz diyorlar. Ama bazılarının yüzlerinde soru işaretleri beliriyor. Ve bunu görüyorsunuz siz. Yani ne oldu 63-74'te? Meselenin kökeni orada. Evet. Yani bunu işte görmüyor herkes. Tabii dünya Kıbrıs'ı ne kadar biliyor, o ayrı mesele. Dolayısıyla bunların çok iyi anlatılması lazım. Eğer bugün Kıbrıs sorunu diye bir şey, denen bir olay varsa, bunun kökeni 63'te Kıbrıs'ı Türklerin devletten atılmasıdır, evet, katledilmesidir, evlerinden, yerlerinden atılmasıdır ve 11 yıl süreyle her türlü insan hakkından mahrum edilmiş olmasıdır. İlaveten o yetmiyormuş gibi hala daha izolasyon ve ambargolar altında tutulmalarıdır. O noktaya gelelim. Artık sizce de bazı şeyler tabii ki aynı anlamda değil ama 63-74'e kadar Türkiye'nin bir şekilde yeterli harekat için hem yeterli güce hem de yeterli motivasyona sahip olması için imkanlar da çok kısıtlıydı. Bunları da biliyoruz. Yapılan istişareler, görüşmeler vesaire süreci 20 Temmuz 74'de getirdi. Ve ardından da bir şekilde hemen görüşme masasında Türkiye'nin ilerleyişi, Türk tarafının ilerleyişi durdurulmaya çalışıldı. Çünkü ada komple, tırnak içine söyleyelim, kaybedilmek üzereydi. Evet. Hatta Türkiye'de adanın tamamının alınması ile ilgili bazı fikir ayrılıkları vardı. Ecevit işte onun için az önce ben yani Türkiye'nin toprak peşinde olmadığını söyledim. Evet. Milli karakterden de bahsederken şunu kastediyorum. Büyük acılara katlanabilen bir milletiz. Yani çığırtkanlık yapmıyoruz. Biz oradaki acılarımızı kendi içimize gömdük. Yani 63-74 arasında Kıbrıslı Türklerin çektikleri ve bunu dış dünyaya böyle bağırarak çağırarak anlatamamalarının nedenlerinden birisi de budur. Evet. Yani biraz kendimizde arıyoruz demek biraz istiyorum. Biraz da çabuk unutuyoruz ama zaman. Ama çabuk unutuyoruz, affedici oluyoruz. Bunlar iyi hasletlerimiz de aynı zamanda. Ama uluslararası ilişkiler açısından bir zafiyet handikap gibi de bir handikap oluyor sizin evet. için. Bunları çeşitli şekillerde, yani bugün olsun bunu yapabilmemiz lazım. Şimdi geldik bu kadar yıl ve badireden sonra geldik işte Montpellier'in, sonra Cenevre, sonra Crans-Montana. İyi anlatabilecek miyiz bakalım bunu dünyaya? Şimdi o noktadayız. Evet. Yani biraz da bundan belki bunu, bahsetmek evet, lazım. Buraya gelelim isterseniz. Artık son bölüme giriyoruz. Biraz da genişlettik programı. Yönetmenize de teşekkür ederiz. Çeşitli açıklamalar var. Arka arkaya evet. artık herkes bunları duydu, biliyor. Biz de paylaşıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Sayın Erdoğan'ın mesajları net. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bir mesaj gönderiyor. Tebrik mesajı aynı zamanda. Kendisinin bayramını da kutluyor Kıbrıs Türk halklarında. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Artık hiç kimse Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün ila nihayet çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci olmasını beklemesin diyor. Böyle bir mesaj var. Çok iyi anlaşılması gereken bir açıklamadır bu. Değil mi? Evet. Ardından Dışişleri Bakanı Sayın Ertuğruloğlu'nun Kıbrıs Türk'ünün 50 yılını çalan müzakerelerin ardından gönlünde yatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma yoluna çıkılmasıdır diyor. Tabii. Türkiye'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı bugün açıklama yapıyor. İmkan olursa programın sonunda bir bağlantı yapabiliriz kendisiyle. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için özel temsilci atanmalıdır diyor. Yani bunu önce Türkiye için öneriyor ve artık tanınma için tam zamanı olduğu vurgusu belirtiliyor. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kıbrıs müzakereleri artık sona erdi. Bu bilinsin mesajını verdi. Bence o da çok yerinde bir mesaj. Yani değil mi? Sona eren Birleşmiş Milletler parametreleri zemininde bir görüşme süreci. Savunma Bakanı Işık, size bırakacağım sözü. Görüşmeler tabii. kapanmıştır. Türkiye taviz vermeden yola devam edecek. Bu devlet politikamızdır. Hiçbir şekilde bundan tereddüdünüz olmasın mesajı veriliyor. Bu mesajları çoğaltabiliriz. Son günlerde çok geliyor. Son olarak Bakü'ye ayağının tozuyla Kıbrıs'tan gidip
Bakü'de bir açıklama yaptı Sayın Çavuşoğlu. Çok kısa bir açıklama. Bu açıklama Rum tarafında endişeleri daha da ilerletti. Bir dinleyelim. Tabii. Size bırakalım sözü. Bundan sonraki süreçte hangi adımlar atacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Tabii ki bu konuda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza da arz ettim. Oradaki gelişmeleri de arz ettim. Ve kendi aramızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşüp istişare edip ona göre kararlar alıp adımlar atmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte kendi aramızdaki değerlendirmeleri hep birlikte sürdüreceğiz ve bir yol haritamız belli olduktan sonra da sizlerle ve dünya kamuoyuyla da elbette paylaşırız. İstişareler devam ediyor dedi. Bir yol haritası belirledikten sonra dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Sayın Erdoğan'ın da bahsettiği mesaj buydu. Vallahi ben çok gelişmeler bekliyorum. Nedir efendim? Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Şimdi tabii spesifik olarak söylemek belki çok erken olur. Çünkü ben Türkiye'nin şuna çok özen gösterdiğini görüyorum. O da şudur. Yani Kıbrıslı Türklerle konuşmadan onların da görüşlerini umuyoruz tabii bütün sadece siyasilerin değil, sivil toplumun da görüşleri inşallah alınır. Yani herkesin görüşlerini alarak bir ortak akıl oluşturarak ortaya koyacağı görüşleri Kıbrıslı Türklerin bunlar bu çerçevede hareket edilir. Yani onlar bir tarafa bırakılacak değil. Yani Türkiye burada Kıbrıs Türk tarafıyla konuşarak istişare edecek, ortak ederek ortak kararlar alacaktır ki bu Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün iradesine olan saygısının bir göstergesidir. Ben buna çok önem veriyorum. Çünkü hakikaten bu yolu bugüne kadar ortak yürüdük. Bundan sonra da ortak yürüyeceğiz. Çünkü ortak davamızdır bu, milli davamızdır. Yani ne sadece bir tarafın ne öteki tarafın, yani en iyisini, önemli olan burada en isabetli, en uygun ne olduğudur. Bu da sanırım ortak akılla belirleneceğini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Tabii çok çeşitli opsiyonlar önümüzde duruyor. Tanınma bunlardan bir tanesidir, ilk akla gelendir. İki devletli çözüm diğer bir akla gelen husustur. Ama bunun ötesinde ekonomik olarak alınabilecek tedbirler de vardır. Çünkü herkes söylüyor, yani kendi içimizi de düzeltme zamanıdır. Bunu ben Sayın Akıncı'nın da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü törende yaptığı konuşmayı da çok dikkatle izledim. O da çok dikkatli konuşuyor ve neler yapılması, görüşmelerin yani şu anda tabii durmuş bulunan, artık sona ermiş bulunan diyelim bir sürecin. Ama şunu da ima ediyor. Yani biz her şeye kapıyı kapatmış değiliz. Sadece tabii burada olmayan artık bu noktadan sonra bugüne kadar izlenen o zemin, bugüne kadar üzerinde çalıştığımız zemin. O zemin de nedir? İşte biliyorsunuz federal zemin. Bu artık ortadan kalktı. Bunun oluşmayacağı açık seçik ortada. Bir partimiz zaten açıkladı da. Evet. 11 Demokrat Parti 2000 evet geldi. Demokrat Parti açıkladı ama çektiler. Yani en azından Ulusal Birlik Partisi'nin de bu tutum içinde olacağını düşünmek yanlış olmayacak. Çünkü bu çok önemli. Tek egemenliği devrediyor. Yani tek egemenliği atfeden bir çerçeve anlaşma. O dönem yaşananları çok iyi biliyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Demokrat Parti'nin bundan desteği çekmesi çok önemli. Çünkü çok tartışmaları neden tabii, olmuştu. Tabii, çok hatta belki de o çerçeve anlaşma sizin istifa etmenizi de bir şekilde dolaylı olarak yol açmıştı. Çok detay bir konu ama. Evet. Hocam çeşitli açıklamalar geliyor. Bugüne dair Kıbrıs'la ilgili Türkiye'den meclisten yapılan açıklama, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öztürk Yılmaz'ın bir değerlendirmesi var. Kıbrıs'la çok ilgilenen bir isim. Artık kendisinde federal görüşmelere bir sonunun geldiğini, bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması yönünde çok ciddi çağrıları vardı. Evet. Bu çağrılara gün dolayısıyla bir yenisini ekledi. İsterseniz o VTR'yi izleyelim, tekrar tabii size döneceğiz. Türkiye kendi tanıttığı devleti başkalarına tanıtma cesareti gösteremiyor. Dik duramıyor. Cesur davranamıyor. Bu görüşmeler bitmiştir kardeşim. Ben bunu dünyaya ilan ediyorum. Bundan sonra bu chapter, bu fasıl kapanmıştır diyemiyor. Çözümün olmadığı açık. O zaman ne yapmak lazım? Bir, KKTC'nin tanıtılması için Dışişleri Bakanlığı'nda KKTC'nin tanıtımından sorumlu bir özel temsilci atanması ve özel temsilcinin
görev yönergesinin sadece ve sadece KKTC'nin uluslararası toplumda tanıtımı konusunda çalışmalar yapması olması gerekir. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın da keza tanıtım ve tanıtma yönünde çalışma sarf etmesi lazım. Maraş'ın statüsüyle alakalı. Maraş'ı siz sürekli kapalı tuttuğunuz zaman hayalet şehir diye alay konusu haline gelmiş durumda. Efendim Türkler burayı elinde tutuyor, hayalet şehre döndü diye. Maraş'la ilgili olarak yeni bir düzenleme, Türklerin KKTC'nin idaresinde yeni bir düzenleme gerekiyor. Ve bunun da bir an önce uygulamaya konulması lazım. Birleşmiş Milletler Barış Gücü adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün varlığı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adadaki varlığı sanki adada iki etnik yapı arasında çatışma oluyor ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü de şu anda o çatışmayı önlüyor havası yaratıyor. Halbuki şu anda adada bir çatışma yok. Türk askerinin sayesinde Kıbrıs sorununun en önemli hususu da dış bağlantılı çözüm arayışıdır. Hal böyleyken Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne böyle bir görüntü sağlama izni vermemeliyiz. Bu konuyu da gündeme getirmeliyiz. Bu konuda atılacak adımlar bu üç konuda eğer yeterince cesur ve kararlı olmazsa KKTC'yi ilerleyen süreçte 10-15 yıl veya 20 yıllık süreçte lime lime edeceklerini de belirtmek isteriz ve uyarmak isteriz. Güne dair yapılan açıklamalardan bir tanesiydi. Görüntüsü oldu. Biz de paylaştık hemen sizde. Evet. Bilmiyorum nasıl bakarsınız ama genel itibariyle efendim bundan sonraki yol haritamızla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması değilse ekonomik gelişmelerin, hamlelerin, serbest bölge kulislerde konuşuluyor. Evet. Acaba önce bir serbest bölge açılımı yapılabilir mi? İşte Hong Kong modeli, Tayvan modeli, Kosova modeli bu modeller çeşitlendirilebilir. Bu arada Birleşmiş Milletler'de tekrar bir masayı hazırlamanın nabzını yokluyor. Yani anladığımız kadarıyla ayda gelecek pazartesi liderlerle görüşecek. Ne olur bilmiyoruz ama Türkiye'nin bu çıkışı, Türk tarafının çıkışının gerçekten ayakları yere sağlam basıyor mu? Yani bunlar tırnak içinde diplomatik blöf olabilir mi? Vatandaş bunları da düşünüyor. Çünkü gitgeller çok oldu bu konuyla ilgili olarak. Bu defa gerçekten Ankara, Kıbrıs Türk tarafı kararlı ve hemfikir mi? Ne dersiniz? Şimdi benim gördüğüm, yani Türkiye çok kararlı. Bizdeki bir önemli bir kesim çok kararlı. Ama bir kesim de bunun son olmadığı üzerinde adeta böyle başka güçlerle de işbirliği yaparak bunu, yani biliyorsunuz iki toplumlu olaylar düzenleyerek bunun üzerinde ısrarla duruyorlar. Ama bir kere şunun çok iyi anlaşılması lazım. Bu yani 50 yıla yakındır süren bir süreçtir. Yani daha ne kadar kanıtlansın bunun olmayacağı. Yani dinamikler, konjonktür bunu şu anda böyle bir uzlaşının, yani federal bir arayışın beyhude olduğunu açık seçik ortaya koydu. Bu süreç bitmiştir. Ve eğer biz bitmediği sinyallerini verirsek ve sanki de bugüne kadar verdiğimiz ve bize göre makul taviz sınırlarını aşan, yani iki kesimliliği yıpratan mülkiyet konusunda çok tehlikeli bizi yerlere getirmeye yönelik bir takım tavizler hala daha geçerli olacaktır anlamı taşır. Ki bizce bunlar bu son derece yanlış olur. Yani bence bunlar son derece yanlış olur. Çünkü Kıbrıs Türk tarafı bu yaptığı özverilere, bu fedakarlıklara bir karşılık bulamadıması da. Yani bulamaması da aslında neredeyse mukadderdi. Çünkü karşı tarafın stratejisi buna müsaade etmiyor. Karşı taraf sizi en fazla bir imtiyazlı azınlık noktasında görüyor. Eşit olarak görmüyor bunu. Sayın Akıncı da ekibi de görüp anlamıştır. Yani bunun başka türlüsünü düşünmeye olanak yok. Söylüyor zaten. Ha, dolayısıyla biz buna artık bu noktada dur demezsek kimse bizim adımıza çıkıp da dur demeyecek. Şimdi Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler çıkıp da size bir reçete yazmaz. Yazamaz. Yani genel mahiyette konuşarak çözün der.
Ve işte iki kesimli der, şu der, bu der. Ama bu kendiler de buna kaçıncıdır? Bu son, artık bu son aşamadır diyorlar. Bunu son aşama yapmak artık bizim elimizdedir ve yapmalıyız. Bunu Türkiye ile birlikte yapacağız ve bunu yaparken bütün opsiyonları, az önce bahsettiğiniz ve diğerleri, dış politika böyle oluşur. Şimdi tanıtma deniyor ki az önce evet Sayın Başkan Yardımcısı atıfta bulundu. Yani bunu ağzınıza aldığınızda ya işte KKTC'yi tanımaz, bir dakika denedik mi? Yani denedik mi bunu? Öğrenilmiş çaresizlik gibi bir durum. Öyle bir şey. Maalesef, yani bakın evet. Şimdi genel sekreterin raporu, ben sürekli olarak bunu söyleyip duruyorum. Kosova'nın tanınması, işte 100 küsur ülke Kosova'yı tanıyor. Evet. Nasıl başladı bu iş? Ahtisaari raporuyla başladı. Bir rapor yazdı, dedi ki bu adam, bunda başka türlü bir çözüm olamaz. 3 yıl sürdü görüşmeler değil evet, mi? Evet, bir şey çıkmıyor bundan dedi. O zaman bunun çaresi dedi, bir çare üretti. O çare bu bir, yani ayrılmadır dedi. Kadife ayrılık. Evet, kadife ayrılık Çek ve Slovaklar için kullanıldı. Yani sürüyle opsiyon var dünyada. Bunların içerisinden siz en iyisini, yani bu tamam denebilir, şu anda tanınma için ortam vardır veya yoktur. Bu iyi hesaplanması lazım. Yani bu... sessiz diplomasiyle yapılır. Bunu davulla zurnayla deklare ederek yapmasınız. Belli ülkeler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti, onun eli kolu uzun tabii dünyada ve bölgede saygın bir devlet, imkanlarını kullanarak kimin bizi tanıma konumunda olabileceğini saptar, ona göre gidersiniz. Sonra bu opsiyonlardan bir tanesini seçin, ötekilerini unutun gibi bir şey de söz konusu değil. Siz evet. Zaten yani bir taraftan bunları yaparken, yani uluslararası, mesele nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda hak ettiği yere getirme. Bu tanınma da olabilir, başka şekilleri de olabilir. Ama içte de çok daha sağlam bir yapısal konuma getirme, ekonomisini çok daha sürdürülebilir yapısal bir konuma getirme. Yani bunları zaten hepsiyle uğraşmak zorundasınız. Bugüne kadar ne yaptınız siz? Bir, bütün bu beklentilerinizi çözüme olmayacak. Karşı taraf bunu görüyor çünkü. Sana vermez bunu. Vermiyor, vermedi, vermeyecek. Bildiği için bunu, aksine bunları engelliyor, seni izolasyon altında tutuyor. Şimdi bu olmayacak duaya amin diyeceğinize, siz kendi işinize bakmanız lazım bu noktadan sonra. Evet. Bu devleti, çok kısaca söyleyeyim, içte ve dışta çok daha gelişmiş, çok daha iyi bir yere getirmek. Sadece tabii en başta siyasilerimizin ama ondan sonra hepimizin bir görevidir diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Sizinle birlikte böylesi anlamlı bir günde program yapmak çok önemli. Toplumsal uzlaşı da şüphesiz ki çok hiç önemli. Şüphesiz. Şu noktada o ortak aklı onun için kullanıyoruz. Evet. Toplumsal uzlaşı çerçevesinde çatlak sesler çıkmayacak mı? Her zaman çıkacaktır. Bazıları samimidir de gerçekten başka yol görmüyorlar. Evet. Bu da öğretilmiş çaresizliğin bir sonucudur. Maalesef. Ama bu şekilde kötümserliğe kaptırıp kendimizi bundan bir şey olmaz falan demek yerine hayır biz bunu yapacağız deyip bakın arkamızda, yanımızda Türkiye gibi bir ülke var deyip bunu birlikte yapmak. Ve denenmemiş için bugüne kadar ve mutlaka bir çıkış yolu olabildiğine inandığımız... Hakkıyla denenmedi. Değil mi? Tanınma... Evet. Hiç denemedik. Hiç demeyeceğim. Başlangıçta bazı zemin yoklamaları oldu ama o dönemde neydi? Konjonktür müsait değildi. Çünkü büyük devletler bize çok kızmıştı ve bunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta bizi tanıyan başka bir ülkeyi, bunu ben... Kendilerinden de dinledim. Birkaç bizi tanıyan birkaç ülkeyi de durdurdular. Bu arada yani programın son cümlesinde konjektür tanınma için artık müsaittir diyebilir misiniz? Müsaittir diyebilir şimdi misiniz? Şimdi şunu söyleyebilirim. Konjonktür çok değişti. Bundan yararlanmaya bakalım. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Efendim 20 Temmuz 1974 üzerine 43 yıl ekleyin ve bugünlere geldik. Peki bundan sonrası işte bugünlerde yoğun olarak bunlar konuşuluyor. Ancak toplumsal uzlaşı Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istişareleri sonucunda yeni bir gelecek, daha iyi bir günler, daha güzel yarınlar mümkün efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.